Sevgi her lisanda, yürekten gelir. Birleştirir bizi, asla ayırmaz. Bunu öğrenirse... Canlı yayın başlamış. Arkadaşlar kusura bakmayın, ben yine dalmışım. Kendi dünyamda çok sevdiğim bir ilahiyi söylüyordum, sevgiyle ilgili. O yüzden o sırada yayın başlamış ama sizler de hoş geldiniz. İyi ki geldiniz arkadaşlar. Çünkü bu ilahi gerçekten çok güzel bir ilahi. Benden duyduktan sonra madem o zaman gidin ilahi, bu ilahi bir güzel dinleyin arkadaşlar. Sevgiyle ilgili ve tabii ki de sevgiyle ilgilisi o zaman Tanrı ile ilgili. Bence sizler de bu ilahiyi söyleyerek, bu ilahiyi dinleyerek Tanrı'yı yüceltmiş olabilirsiniz. Çünkü sevgi demek zaten Tanrı demek arkadaşlar. Hepiniz bugün de Saat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer ilk kez ekranlarını açan arkadaşlarım varsa ve beni tanımıyorlarsa saat tam 4'te Saat 7 Türk ekranlarında genelde ben alıyorum arkadaşlar. Ve Saat 7 Türk Çocuk programını burada hep birlikte sunuyoruz, eğleniyoruz. Çok güzel zamanlar geçiriyoruz. İsmim Nora arkadaşlar, bana Nora abla diyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlarım. Gününüz nasıl geçiyor? Neler yaptınız gün içinde? Tabii ki de yine sizin hayatınızı çok merak ediyorum. Çünkü sizler Tanrı'nın gözünde çok değerlisiniz. Elleriniz, ayaklarınız küçücük olabilir. Yüzünüz, bedeniniz küçücük olabilir. Ama bütün bunların hiçbir önemi yok. Çünkü sizlerin değeri Tanrı için çok büyük. İşte bu yüzden tabii ki de bizler için de çok değerlisiniz. Ve bu yüzden de hayatınızı merak ediyoruz. Özellikle bu evden çıkmadığımız, maalesef evden çıkamadığımız bu izolasyon günlerinizi nasıl geçirdiğinizi çok merak ediyoruz. WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere videolar atabilirsiniz. Hem de nasıl isterseniz. Mesela bizlere ilahi söylerken video atabilirsiniz arkadaşlar. Oyunlar oynarken video atabilirsiniz. Ya da fikirlerinizi anlatan bir video atabilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz. Onun dışında daha birçok şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler her zaman sizden gelen haberleri büyük bir sevinçle bekliyor oluyoruz arkadaşlar. Peki şimdi ben acaba bugün neden bu ilahiyi söyledim? Çünkü bugün size vereceğim görevle ilgili bir bağlantısı var bu ilahinin. Ben size vereceğim görevi çok düşündüğüm için de arkadaşlar bu ilahi benim ağzıma takılmış. Çünkü dediğim gibi bu ilahinin sözleri benim size vereceğim görevle gerçekten çok ilgili arkadaşlar. Peki hazır mısınız bugünkü görevinizi duymaya? Acaba bu görev yaşam boyu olması gereken bir görev mi? Yoksa sadece tek bir kerelik yapılacak bir görev mi? İşte bunu merak ediyorsunuz. Haydi bakalım sizler beşler, beşten geriye doğru sayın. Ben de size buradan eşlik edeyim. 5, 4, 3, 2, 1... Sevgini ifade eden bir şey yap. Yani sevgili arkadaşım, bir kişiye onu sevdiğini hissettiren, onu sevdiğini belirten bir şey yap. İşte o yüzden az önceki söylediğim ilahi bu görevle bağlantılı dedim. Çünkü sevgi her lisanda yürekten gelir, birleştirir bizi, asla ayırmaz diye sözleri var arkadaşlar. Şimdi peki biz acaba sevgimizi nasıl ifade edebiliriz diye düşünüyorsanız birazdan bununla ilgili sizlerle ipuçlarını paylaşacağım. Ama ne dedik biz? Sevgi her lisanda yürekten gelir. Lisan ne demek arkadaşlar? Dil. Bunu nasıl farklı farklı şekillerde anlayabilirsiniz? Mesela Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca gibi düşünebilirsiniz. Ama aynı zamanda sevginin dilleri vardır arkadaşlar. Sözü dışında, sözlü konuşmak dışında bir de sevginin farklı farklı dilleri vardır. İşte bu yüzden sevgini ifade ederken hangi lisanı, hangi dili kullanırsan kullan, yürekten gelir arkadaşlar sevgi. Birazdan bunlar hakkında konuşacağız. Ama siz şimdi çok güzel bir video izleyeceksiniz. Onun üzerine bir de Ege'yi izleyeceksiniz. Ondan sonra biz ipuçlarını konuşmak üzere burada buluşacağız birlikte.
Kedilerin kalbi dakikada ortalama 234 kez atar. İnsanların kalbinin ortalama 80 kez attığını düşünürsek bu oldukça yüksek bir hızdır. Bu yüzden kedileri fazla korkutmayın. 259 çarpı kendi yaşım çarpı 39 işleminin sonucu çok şaşırtıcıdır. Deneyin ve görün. Ben şahsen deneyeceğim. 259 kere 13 kere 39. 13, 13, 13 çıktı cevap. Bakalım sizde ne çıkacak? İstakozların kanı mavidir. İstakozunuz hastalanırsa ve kan bulmanız gerekirse oldukça zorlanırsınız. Deniz anası. Oh! Ölümsüz deniz anası türü, deniz anaları ölmek üzere olduğunda tüm hücrelerini yeniler. Yani yaşlıktan ölmeleri imkansızdır. Görünüşe aldanmayın. Beyni yoktur. Beyinsiz bir şey, yaşam sonsuz olsa da ne olur ki? Tekrardan hoş geldiniz. Güzel videomuzu izlediniz. Ege'yi de izlediniz. Şimdi bizler birine sevgimizi ifade nasıl edebiliriz? Ve bunun bizim için ne anlamı var? Bunu konuşacağız. Bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Birine tabii ki sevgimizi ifade eden bir şey yaptığımızda bu o kişi için çok önemli. Çünkü evet bizler birbirimizi tabii ki seviyoruz ve bunu biliyoruz zaman zaman. Mesela bir arkadaşımızı, ailemizi, öğretmenimizi fark etmez. Ama bazen de zaman zaman gerçekten bunu ekstra hissetmeye ihtiyaç duyuyoruz. Mesela ne yapıyor anne babalarımız? Bazen bizi böyle saçlarımızı okşuyorlar ya da bize sarılıyorlar. Ya da ne yapıyorlar? Bize her gün kahvaltı hazırlıyorlar. İşte bunları yaptıkları zaman bizleri düşündüklerini, bizleri sevdiklerini hissedebiliyoruz. Eğer sadece bunlardan bahsetmiyorum. Başka şeyler. Çünkü herkesin hayatında sevgisini ifade etmesinin bir şekli vardır. İşte az önce söylediğim gibi arkadaşlar, sevginin lisanları, dilleri vardır birbirinden farklı. Yani dil ne demek? İfade etme şekli, anlatma şekli. İşte bunun farklı farklı yöntemleri var. Mesela bazı insanlar hediye alarak, bazı insanlar sarılarak sevgilerini ifade edebiliyorlar. Bazıları kahvaltı hazırlayarak sevgilerini ifade ediyorlar. Eğer bu kişiler bunları yapmıyor olsalardı, bizi sevdiklerini bilmemize rağmen bazen o sevgiyi hissetmeyebilirdik. Ve o zaman üzülebilirdik, mutlu hissetmeyebilirdik. İşte bu yüzden birbirimize sevgimizi ifade etmek çok önemli bir şey ve karşı tarafı da mutlu etmek için çok önemli. Ama ondan önce sizlere bir ayet okumak istiyorum. Neden sevginin önemli olduğuna dair. Yuhanna bölümü şöyle söylüyor. Yuhanna 15'te, 15. bölümde şöyle söylüyor. Size benim buyruğum şudur. Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin diyor Tanrı bize. Yani Tanrı bizi çok seviyor, biz bunu biliyoruz ve bize buyruk veriyor. Yani bunu yap diyor bize açıkça ve biz Tanrı'nın söylediği her şeyi yapmalıyız çünkü o her zaman bizim için faydalı şeyler söyler. İşte burada da diyor ki sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin. Tanrı'nın bize olan sevgisini bir hayal edin, ne kadar büyük, ne kadar fazla, ne kadar sınırsız. İşte bizden aynı o şekilde birbirimizi sevmemizi istiyor. Bu yüzden de sevgi hayatımızda tabii ki de çok ama çok önemli. Peki gelelim şimdi sevginin lisanlarına. Arkadaşlar bir kere sevginin 5 tane farklı lisanı yani dili vardır. Bu arada lisan ve dil aynı kelimeler anlamına geliyor ama dil bahsettiğim bu ağzımızdaki uzuv organ olan dilden bahsetmiyorum. Türkçe, İngilizce, Almanca gibi bir ifade şeklinden bahsediyorum. İşte arkadaşlar tam olarak 5 tane sevgi şekli varmış şu ana kadar bulunan en azından. Ve mesela bu şöyle bir şey. Herkesin sevgisini anlatmasının farklı bir yöntemi vardır. Dedik ya az önce mesela nasıl anlatabilirim? Bazı insanlar sarılarak sevdikleri zaman birine çok sarılırlar. Bazı insanlar da sevdikleri zaman birilerine hediye alırlar. Hepimizin farklı farklı sevgi dilleri var. Bunlardan bir tanesi hediye, hediyeler almak, hediyeler vermek. Bazı insanlar arkadaşlar birbirlerine hediye aldıklarında, mesela biri o kişiye hediye aldığında sevildiğini ve önemsendiğini hissediyor olabilir. Ve onun dışında bir diğer sevgi dili fiziksel temas. Fiziksel temas da maalesef bu dönemde yapamadığımız sarılmak, birbirimizin elini tutmak, böyle birbirimize dokunmak, belki böyle hafifçe böyle şöyle pıt pıt yapmak gibi diyebilirim. Bu da sevgi dillerinden bir tanesi. Bir sonraki hizmet etmek. Mesela annelerimizin, babalarımızın bizlere yaptığı gibi mesela kahvaltı hazırlamak,
yapmak, birine süt getirmek, su getirmek, çay getirmek, pasta yapmak, bu tarz şeyler. Yani kısaca o kişiyi mutlu edecek şeyler yapmak anlamına geliyor. Bu da hizmet etmek. Bazı insanlar da böyle sevgilerini belli ediyorlar. Onun dışında diğer ikisi de kaliteli zaman geçirmek ve onay sözleri. Kaliteli zaman geçirmek de bir arkadaşınızla ya da ailenizle böyle uzun uzun sohbet etmek ya da mesela birlikte oyun oynamak ya da birlikte kitap okumak, birbirinize hikaye anlatmak ama o sırada başka şeylerle ilgilenmek değil, gerçekten tam olarak odaklanarak karşı tarafa bütün ilgimizi vererek zaman geçirmek anlamına geliyor. Onay sözleri de birbirimizi cesaretlendirdiğimiz sözler. Mesela çok iyi yapıyorsun, çok güzel çizmişsin, bence sen bunu halledersin. Hiç üzülme, bu o kadar da zor bir ders değil, sen bu dersi çok yakın zamanda geçeceksin gibi sözler söylemek arkadaşlar. Örnek olarak konuşacak olursak, mesela ailenizden birine limonata hazırlayabilirsiniz. Bu görevinizle ilgili ipucu eğer. Bir şekilde sevginizi ifade etmek istiyorsanız, örnek veriyorum mesela, limonata hazırlayabilirsiniz, meyve suyu götürebilirsiniz, bütün gün o kişiye hizmet edebilirsiniz. Mesela meyveleri böyle açıp, meyveleri bir tabağa koyup o kişiye götürebilirsiniz. Ya da mesela bir ilişki çalışması yapabilirsiniz bu dönemde, evde kendi malzemelerinizle bir hediye hazırlayabilirsiniz. Ya da onun dışında birbirinize güzel şeyler söyleyebilirsiniz. Bu da mesela onay sözleri. Bu da sevgi dilinin bir türü. Ve onun dışında mesela eğer evde tabii ki annenize, babanıza temas ediyorsanız normalde, eğer bu sizin için güvenliyse, bu dönemi öyle geçiriyorsanız, onlara sarılabilirsiniz ve onlara sevginizi belli edebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Ve işte bütün bunları yaptığınızda görevinizi çok güzel bir şekilde yerine getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi de düşünüyorum, acaba sırada ne var, ne var, ne var, ne var? Şöyle siz güzelce kumdaki hikayeleri izleyin. Ondan sonra biz deyim yerindeyse bölümde buluşalım. Adında bir ferisi vardı. Ferisiler kendilerinin herkesten daha iyi insan olduklarına inanırlardı. Tanrı'nın yasalarını harfiyen yerine getirdiklerini sanarlardı. Bu yüzden de günahkarları sevmezlerdi. Bir gün Simon, Rab İsa'yı evine yemeğe davet etti. Rab İsa, günahkarları ve vergi görevlilerini de sevdiği için ferisilerin kendisini eleştirmelerine rağmen bu daveti kabul etti. Rab İsa'nın Simon'un yemek davetini kabul ettiği haberi hemen yayıldı. Günahkar bir kadın bu haberi duyunca hemen Simon'un evine Rab İsa'yı görmeye gitti. Aceleyle içeri girip Rab İsa'yı görünce, elindeki güzel kokulu yağ ile birlikte Rab İsa'nın ayaklarının yanına oturdu. Simon bu olanlardan dolayı şaşkınlık içindeydi. Çünkü Ferisiler günahkarları sevmezdi. Simon kendi kendine, bu adam peygamber olsaydı kendisine dokunan bu kadının kim ve ne türlü bir kadın olduğunu, günahkar biri olduğunu anlardı diye düşündü.
Rab İsa Simon'a dönüp şöyle dedi. Simon, bak sana ne anlatacağım. Bir gün bir adamın iki kişiden alacağı vardı. Birincisi 500 dinar, diğeri ise 50 dinar borçluydu. Ödeyecek paraları olmadığı için adam bu ikisinin borçlarını sildi. Şimdi söyle bakalım, borçlu olanlardan hangisi bu adamı daha çok sevecektir? Simon, sanırım kendisine daha çok bağışlanan diye cevap verdi. Daha sonra İsa kadına bakarak Simon'a şöyle dedi. Evine girdiğim zaman ayaklarımı yıkamam için bana su vermedin. Fakat bu gördüğün kadın hemen gelip gözyaşlarıyla ayaklarımı yıkadı ve saçlarıyla sildi. Sen başıma yağ sürmedin ama bu kadın ayaklarıma güzel kokulu yağ sürdü. Bu nedenle çok olan günahları bağışlandı. Çünkü o daha çok sevdi. Kadın ağlayarak İsa'nın ayaklarını gözyaşlarıyla siliyor ve getirdiği yağı ayaklarına sürmeye devam ediyordu. Rab İsa kadına dönüp, "Günahların bağışlandı, imanın seni kurtardı, esenlikle git," dedi. Bu bölümün sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. "Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim." Luka 5. bölüm 32. ayet. Yerindeyse bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu bölümde her zaman yaptığımız gibi siz birazdan bir görsel göreceksiniz. Ve bu görsel aslında bizim Türkçe'de, dilimizde sıkça kullandığımız bir deyimi anlatıyor olacak. Ve biz de o deyimin, o resme bakarak o deyimin hangi deyim olduğunu birlikte tahmin etmeye çalışacağız. Deyimler biliyorsunuz ki bizim dilimizde çok ama çok önemli. Çünkü bazı uzun durumları anlatan kısa cümleler vardır ya da böyle kısa kelime öbekleri. İşte deyimler bunlardır. Çok kısa zamanda uzun bir durumu kısa bir şekilde anlatabiliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım hazırsak hep birlikte deyimin, bu deyimin resmini görelim birlikte. Evet arkadaşlar, şu anda karşınızda görüyorsunuz bu deyimi. Bir yüz var sanırım burada. Bir böyle bir burun var, böyle bir göz de var bu resimde arkadaşlar. Ve o sevgili arkadaşımızın orada ne yaptığını inanın hiç bilmiyorum ama sanırım böyle saçları iki yandan toplanmış sevimli bir minik kız, minik arkadaş yüze tırmanıyor sanki, öyle değil mi? Yani bir o kocaman bir yüzse o zaman, o kocaman bir yüz böyle bir afiş mi? O nasıl bir şey ki acaba minik bir kız oraya tırmanabiliyor arkadaşlar? Şu an için benim de bir fikrim yok. Ama birazdan bana ipuçları gelecek ve ben o ipuçları sizlere söyleyeceğim. Hatta geldi bile arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar sizlere iki tane ipucu söyleyeceğim. Ve o zaman ben bu arada bu deyimi artık anladım, biliyorum. Sizler de belki de tahminde bulunacaksınız. Arkadaşlar ipuçlarımdan bir tanesi göz. Az önce o resimde de gördüğümüz gibi göz. Ve ikinci ipucum girmek arkadaşlar. Bir yere girmek gibi düşünebilirsiniz. Bir kapıdan girmek, okuldan girmek, camdan bir sineğin girmesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Birinci ipucum göz, ikinci ipucum da girmek. Kafanızda bir şey belirdi mi? Ben artık biliyorum bu deyimi. Doğru olduğunu da düşünüyorum. Evet, doğru. Arkadaşlar hazırsanız sizlere bu deyimin ne olduğunu söylüyorum. 3'ten geriye doğru sayacağım.
ve sonrasında söyleyeceğim bunun ne olduğunu arkadaşlar. 3, 2, 1. Arkadaşlar bu deyim göze girmek deyimi. Daha önce hiç duymuş muydunuz bunu? Ya da belki de duydunuz ama anlamını bir türlü anlayamadınız. Çünkü enteresan bir şey gerçekten. Normalde bizim gözümüze bazen mesela rüzgarlı havalarda toz girebiliyor ya da başka şeyler girebiliyor. Ama arkadaşlar bu öyle bir şey değil. Çünkü deyimler gerçek anlamlarının dışında kullanılıyor. Gerçek değil. Gerçekten gözümüze bir şey girmiyor tabii ki. Göze girmek deyiminin anlamı arkadaşlar birini artık beğenmek, tutmak. Yani mesela şöyle anlatabilirim sizlere. Diyelim okulda mesela çok ders çalışıyorsunuz ve öğretmen bunu artık fark etti. Yani bu sizin çok ders çalıştığınızı, sizin gerçekten derslerinize çok emek verdiğinizi fark etti. Ve o zaman ne olur bir arkadaşınız gelir size der ki bence sen artık öğretmenin gözüne girdin. Yani gözüne girmek demek öğretmen senin o iyi çabanı, o iyi özelliğini fark etti artık seni anlamına geliyor. Yani gördü artık senin o iyi özelliğini anlamına geliyor. Ya da mesela aynı şey... okulda, iş yerinde, mahallede, birçok yerde geçerli bir kişi tarafından fark edilmek, iyi özelliğinizin fark edilmesi ve artık o kişinin sizin hakkınızda olumlu şeyler düşünmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Sizler de bu deyimi bolca kullanın ve mümkünse bizlere ulaşın, bizlere anlatın bu deyimi rahatlıkla kullanabiliyor musunuz? Hangi cümlelerde kullanıyorsunuz ve hangi durumlarda sizler bu deyimi duyuyorsunuz başkalarından? Bizlere paylaşın diyorum. Siz bütün bunları düşünürken şimdi çok eğlenceli bir şey izleme zamanı ve onun ardından da biz ne yapacağız? Tanrı'nın sözünde buluşacağız. O zaman hadi bakalım ondan önce gidelim birazcık Mevzi'ye. Hoş geldin be. Hoş buldum. Neyle uğraşıyorsun öyle? Tabletim eskidi mi diye bakıyorum. Eskidiydi, sen ne yapacaksın ki? Hemen yenisini alacağım tabii ki. Azim, olur mu öyle? Eğer işini görüyorsa neden yenisini alasın? Bu boşu boşuna masraf yapmak gibi. Yani bilgece gelmiyor bana. Belki de haklısın. İşimizi görüyorsa ne gerek var diyorsun. Ne gerek var tabii. Tamam o zaman. Hatırlar mısın? Sendeyiz derdin. Ben de şimdi sana diyorum o zaman. Sendeyiz. Evet. Yerimi alayım şöyle. Kameraya güzelce bakayım. Evet. Nerede kalmıştık? Elçi Pavlus'un ilk yolculuğu. Tablette tam ortada. Harika. Bahsettiğin yapay zeka kimsenin tabletinde yok Zihi. Görselleri sanki bir kurgucu dostumuz ekliyormuşçasına gösteriyor. Sen yine de acaba eskidi mi diye düşünüyorsun. Ne dedin anlamadım. Aman boş ver. Evet, seni dinliyoruz. Şimdi 46 yılına gidiyoruz. Bir nehrin yakınlarına, Asi Nehri. Antakya'daki, öyle değil mi? Evet, öyle. Saul ve Barnabas Antakya'da öğrencilerine vaaz vererek İsa'yı tanıtmaya devam etmekteydi. Bir dakika, Saul kim, Barnabas kim? Kafam yandı hemen. İyi ki hatırlattın. Saul, elçi Pavlus. Onu şimdilik Saul olarak anıyor olacağız. Barnabas ise sonradan Pavlus ile, yani Saul ile anlaşmazlığa düşecek bir kişi. Tamam. İnsanlar İsa Mesih'in müjde sözlerinin peşinden gidiyordu. Pavlus da işte bu sözleri anlatıyordu. Barnabas ve Saul'a elçi Yuhanna da katılıyor. İlk durakları da Selefke. Şimdiki adı ne biliyor musun? Samandağ. Samandağ, Asi Irmağı'nın denize döküldüğü yerde bulunuyor. Antakya'nın limanı. Oo, benim kafam çok karıştı mı? Nasıl yapsak acaba? Haklısın Zihi. Benim hatam. Kusura bakma. Çok karışık anlattım. Çok basit ilerlemeliyiz. Çünkü çok yer var ve olaylar birbirine çok kesin bir biçimde bağlı. Tüm dikkatimle sendeyim. Niyetimiz, Pavlus'un yolunu takip etmek ve Pavlus'un müjdeyi yaydığı yerleri tanıtmak. O zaman şöyle diyelim. Pavlus ilk yolculuğunda önce Antakya'ya gitti. Harika. Bir süre burada kaldı. Müjdeyi yaydı.
ardından muhtemelen Asi Nehri'ni kullanarak şimdi Samandağ olarak bildiğimiz Selefke'ye geldi. Ardından da Kıbrıs'a doğru yelken açtı. Burada duralım ve yeni yerler var. Küçük kardeşlerimizi anlatmak istersin diye düşünüyorum. Tabii ki, elbette. Antakya kenti Hristiyanlık için çok önemli bir nokta. Burada Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri yer alıyor. Saint Pierre Kilisesi, bir mağara kilise. Wow, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri Türkiye topraklarında mı yani? Evet, hala da duruyor. Şu an müze, biliyor musun? Bence bu çok önemli. Burada biraz dursak ve sonraki bölümde bu kiliseyi ve Antakya'yı konuşsak olur mu? Sen nasıl istersen sevgili dostum. Sen rica edersin de ben hayır der miyim? Ama ne olur şimdi domates suyu içmeyelim, olur mu? Tamam, ben içtim de geldim. Ve şimdi sana doğru mu yanlış mı sorum geliyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Seni Türkiye coğrafyasından alıp biraz kuzeye götürüyorum şimdi. Bu da sana ipucu olsun. Avrupa'nın en büyük adası aynı zamanda dünyanın da en büyük adasıdır. Doğru mu? Yanlış mı? Hiç de geçen soru gibi değil. Ya değil, bu gerçekten zormuş. Sen bilirsin. Bak, sana mimiklerimle yani yüz hareketlerimle ipucu vereyim. Yüzünden anladığım kadarıyla doğru. Bravo, ipucumu anlayacağını biliyordum. Evet, anladım. Danimarka'ya bağlı bir bölge olan Grönland, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alıyor. Çok büyük bir buz örtüsüyle kaplı. Grönland hem Avrupa'nın hem de tüm dünyanın en büyük adası olma özelliğine de sahip. Kapladığı alan 2 milyon kilometre kareden fazla. Avustralya'yı yani Okyanusya'yı kıta olarak saydığımız için en büyük ada. İşte adı da Grönland. Bunlar hep gezdiğin yerler değil mi? Hatırlıyor musun? Botla yüzüyordum ve arkada volkan patlamıştı. Patladı, patladı diye sevinmiştim. Ya korkmuştun. Evet, neyse işte. Ve galiba orası Grönland'da bir yer değildi, başka bir yerdi. Çok gezince her yer birbirine karışmış galiba Zee. Ne dersin? Bugünlük bu kadar derim. Pavlus'un yolculuğu Antakya'da başladı, Samandağ'a gitti. Ve oradan da Kıbrıs Adası'na. Bugünün özeti bu olsa gerek. Evet. Sonraki bölümde bu yolculuğun hem devamı hem de senin güzel isteğinle Saint Pierre Kilisesi'nin anlatımı olacak. Küçük kardeşlerimiz de elbette kaçırmayacaklar. Harika! Bugünlük bu kadar o zaman. Evet, bu kadar. Hadi şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Yaşasın Tanrı'nın sözünde buluştuk yine arkadaşlar. Bu bölümde yine acaba Tanrı geçmişte neler yaptı, bugün bizim için neler yapabilir ve hala neler yapıyor, bunlar hakkında konuşacağız. Bugün yine sizlerle benim çok sevdiğim bir hikayeyi paylaşacağım. Hem okuyacağız hem de birlikte konuşacağız üzerine. Bir taraftan da anlatacağım ben sizlere bunun nasıl bir hikaye olduğunu. Hazırsanız eğer, bugünkü konumuz Daniel ile ilgili. Kutsal kitapta çok bilinen, çok sevilen bir karakter Daniel. İşte bugün onun öyküsünü birlikte okuyacağız, çalışacağız ve hatta eğer sizler de Daniel'i tanımıyorsanız Daniel hakkında bir fikir sahibi olacaksınız ve bence bazı konularda bizlere örnek olacak diye düşünüyorum. Haydi bakalım o zaman birlikte hikayemizi yavaş yavaş okumaya başlayalım. Bu hikayenin adı Daniel ve Korkutucu Gece. Acaba ne oldu o korkutucu gecede ve acaba neden o gecenin adı Korkutucu Gece? Tanrı'nın halkı için işler pek yolunda gitmiyordu. Biliyorsunuz zaten Tanrı'nın halkı, İsrail halkı bir sürü sıkıntı çekmişti. Mısır'da köleydi, oradan çıktı, başka yerlere gitti. Böyle uzun uzun hikayeler hakkında konuşmuştuk. Bunlar gerçekten olmuştu. Kısaca Tanrı'nın halkının böyle yaşamı gerçekten Tanrı'yı takip ettikçe iyi gidiyordu. Ama Tanrı'dan uzaklaştıkları zaman çok zorlanıyorlardı hayatlarında. Tanrı'nın halkı için işler pek yolunda gitmiyordu bu dönemde.
düşmanları onları yakalayıp evlerinden uzağa götürmüştü. Çok üzücü bir şey. Ve şimdi Babil kralının köleleri haline gelmişlerdi. Yani Tanrı'nın o çok sevdiği halk, Tanrı'nın o kurtarmak istediği, gerçekten de zamanda kurtardığı halk köle olmuştu. Yani köle ne demek? Böyle parayla satılabilen kişiler gibi düşünün. Ne kadar üzücü. Yani mesela bizler ne yapıyoruz? Diyelim bir bardak almak istiyoruz. Çok hoşumuza gitti bir bardak. Ya da bir kalem almak istiyoruz. Para ödüyoruz ve onu satın alıyoruz. Ve ondan sonra onları istediğimiz gibi kullanıyoruz. İçine istediğimiz meyve suyunu koyabiliyoruz. O kalemle istediğimiz her şeyi yazabiliyoruz. Düşünün ki bir insana bu muameleyi yapmak ya da bir insanı bu şekilde bir tarafından kullanılması ne kadar üzücü bir şey. Çünkü normalde bizim bu şekilde parayla satın aldığımız şeyler cansız, canlı olmayan şeyler ve tabii ki onların canı olmadığı için, hisleri olmadığı için onları istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Ama arkadaşlar, İşte insanlar için bu çok zor bir şey ve o dönemde Tanrı'nın halkı maalesef köle haline gelmişti. Ama Tanrı halkını terk etmemişti. Onlarla birlikteydi ve onlara bakıyordu. Daniel ise, işte Daniel karakteri, Tanrı'yı severdi ve onun sözünü dinlerdi her zaman. Tanrı'nın en sevdiği şeyler, hatta en sevdiği şey bizim Tanrı'nın sözünü dinlememizdir arkadaşlar. Çünkü biz onun sözünü dinlediğimiz zaman o bizi rahatlıkla koruyabilir. İşte bu yüzden de bu Tanrı için harika bir şey olur. Tanrı Daniel'in bir sürü zor şeyi anlamasına yardımcı oldu. Bu yüzden çok zaman geçmeden Babil kralı Daniel'i fark etti. Yani aslında az önce size anlattığım gibi Daniel Babil kralının gözüne girdi diyebiliriz. Daniel'in akıllı olması Kral Darius'un hoşuna gitti. Bu yüzden Daniel'i en önemli yardımcısı yaptı ve onu diğer yardımcıların başkanı olarak seçti. Gerçekten de Daniel tam olarak Darius'un gözüne girmiş arkadaşlar. Bu diğer yardımcıların tabii ki de hoşuna gitmedi. Neden? Çünkü muhtemelen Daniel'i kıskandılar. Çünkü bir anda sanki yani kralın böyle en gözde, en popüler adamına dönüştü bir anda Daniel. Kralın en çok kendilerini sevmesini istediler onlar. Genelde insanlar en çok kendileri sevilmek isterler. Sevgiyi paylaşmak istemezler insanlar. Ama bizler böyle düşünmüyoruz. Çünkü Tanrı'nın hepimizi çok sevdiğini biliyoruz. Ve hepimizi eşit derecede sevdiğini bildiğimiz için Tanrı'nın sevgisini kıskanmıyoruz tabii ki de. Ve arkadaşlar bu kişiler, işte Daniel'i kıskanan kişiler, Daniel'den kurtulmak istediler. Bunun için de Daniel'i gözlemeye başladılar. Yani onu izlemeye başladılar. Acaba ne yapıyor? Acaba onun böyle krala karşı yaptığı yanlış bir hareketi bulabilir miyiz de o zaman krala onu şikayet ederiz ve kral ona zarar verir ve biz de ondan kurtuluruz diye düşünmeye başladılar. Daniel'i yanlış bir şey yaparken yakalayıp krala şikayet etmeye çalıştılar. Ama Daniel yanlış hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey hem de. Hiçbir hatasını yakalayamadılar Daniel'in. Sadece bir şey fark ettiler. Her gün ne olursa olsun Daniel günde 3 defa odasına gider, kapıyı kapatır ve dua ederdi. Yani sessiz zaman içinde, sessizliğin içinde Tanrı'yla baş başa sohbet ederdi Daniel ve bunu mutlaka her gün yapardı. Bu çok önemli bir şey. Tanrı'ya her gün zaman ayırmak. Şunu düşünün arkadaşlar. Tanrı normalde bize ne yapıyor? Tabii ki de bize zaman ayırıyor. Aslında bizim için çalışıyor sadece. Bizim hayatımızı korumak, hayatımızı güzelleştirmek, bizi sevmek için zaman ayırıyor. Dünya yaratma hikayesini hatırlayın. Tanrı bizim için ne kadar çok çabalamıştı, hatırlıyor musunuz? İşte bu yüzden de tabii ki de bizim de ona zaman ayırmamız gerekiyor. Yardımcıları bunu fark ettiklerinde haince birbirlerine gülümsediler. Sanırım Daniel'le ilgili bir şey bulduk diye düşündüler belki de. Kralın yeni bir yasa yapmasını sağlayalım dediler. Diyelim ki kimse, kraldan başka kimseye dua etmesin.
ve Daniel bu yasayı yerine getirmeyince cezalandırılacaktır diye haince bir plan yaptılar. Böyle bir yasa çıktığı zaman sizce Daniel ne yapacak arkadaşlar? Sizce Daniel Tanrı'ya dua etmeyi kesecek mi, yoksa Tanrı'ya dua etmeye devam mı edecek? Ama bu çok cesaret isteyen bir şey. Çünkü eğer böyle bir yasa çıkarsa gerçekten, o zaman Daniel'in krala dua etmesi gerekiyor. Ama kral sadece bir insan. O yüzden Tanrı ne diyordu hatırlıyor musunuz? Benden başkasına tapmayın. Benden başkasına Tanrı demeyin. Ve dua etmek sadece bizim Tanrı'ya yapabileceğimiz bir şey. Evet, başkaları için dua ediyoruz ama kime dua ediyoruz? Bir tek Tanrı'ya dua ediyoruz. Ve o zaman eğer Daniel bu yasayı yerine getirirse Tanrı çok üzmüş olacaktı. Ama Daniel acaba hangisini seçecekti arkadaşlar? Bu konu hakkında ilerleyen bölümlerde konuşmaya devam edeceğiz. Sizler bu konuyu düşünün bakalım. Acaba siz onun yerinde olsaydınız ne yapardınız? Ya da sizce Daniel ne yapacak? Bunu şöyle güzelce bir düşünün. Bizler yarın yine aynı saatte Sat 7 Türk ekranlarında sizlerle saat tam 4'te buluşacağız. O zamana kadar heyecanla bekleyin. Nora ablanız sizi çok ama çok seviyor. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.